Merhaba arkadaşlar, hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda pratik, bir o kadar da lezzetli, harika bir köstebek pasta tarifi vereceğim arkadaşlar. Malzemelerimi ben bu köşeye ayarladım. Şimdi hemen köstebek pastamızın yapımına başlayalım. 3 adet yumurtamı kabıma alıyorum arkadaşlar. İçerisine 1 su bardağı toz şekerimi de ekleyip mikserim ile güzelce şekerim eriyip yumurtalarım beyazlaşana kadar çırpacağım. Yumurtalarımı çırptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bu şekilde beyazlaştı. Şekerim de eridi içerisinde. Şimdi artık diğer malzemelerimi ekleyebilirim. 1 su bardağı sütüm var arkadaşlar. Benim sütüm doğal köy sütü olduğu için kaymaklı. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. 1 çay bardağı ılık su. 3 yemek kaşığı tepeleme dolu kakao ekliyorum arkadaşlar. Su bardağı unumu, önceden elemiştim, unumu da ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin, bir paket de hamur kabartma tozumu ekliyorum ve yine aynı şekilde tüm malzemelerimizi çırpacağız arkadaşlar. Daha önce mikserimi çalıştırmadan bu şekilde çırpıyorum. Malzemeleri mikserimle güzelce çırptım arkadaşlar. Tamamen kakaom, unum karıştı. Şimdi bir spatulamı alıyorum. Spatulamı aldım, mikserimi kaldırdım arkadaşlar. Şimdi spatulam ile bu şekilde kenarlarından kalan unlarını topluyorum, kek harcımı. Bir alt üst yapıyorum arkadaşlar. Kekimizin kıvamı da, harcı da bu şekilde çok katı olmasın arkadaşlar. Yumuşak bir kek harcı hazırlayın. Bu şekilde sıvı bir kek harcı hazırlayın. Şimdi ben bir dikdörtgen borcamımı tereyağı ile güzelce yağladım arkadaşlar, her tarafını. Büyüklüğü bu şekilde gayet iyi ve yeterli olacak tepsinizin. Çok geniş bir tepsiye dökerseniz kek harcınızı çok ince olur arkadaşlar, güzel olmaz. Şimdi hazırladığım kek harcımı yağladığım dikdörtgen borcamıma alıyorum arkadaşlar. Şimdi elimle bu şekilde çevirerek her tarafına eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Ve en son olarak arkadaşlar, kekimizi fırına vermeden önce bu şekilde birkaç kere tezgahınıza vurun ve bu baloncuklar bitsin kekinizin içerisindeki arkadaşlar, güzel bir şekilde kabarması için. Şimdi kekimi 180 derece fırınımda güzelce, kekim kabarana, pişene kadar pişiriyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 25-30 dakikada kekimiz hazır olacak. Şimdi ben kekimi fırına veriyorum. Kekimiz fırında pişerken ben hemen krem şantisini de hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Buraya malzemelerimi de hazırladım. Bir paket krem şantim var. Arkasındaki ölçülerine göre 1 su bardağı ile hazırlayacağım. İlk olarak krem şantimi alıyorum kabıma, bir paket. 1 su bardağı süt ekliyorum. Evde sütünüz yoksa suyla da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar krem şantinizi. Şimdi çırpmadan önce bir karıştırayım. Mikserimi çalıştırmadan, sağa sola tozmasın diye. İlk olarak düşük devirinde, daha sonra yüksek devirinde 5 dakika sürekli çırpacağım arkadaşlar krem şantimi. Krem şantimi çırptım arkadaşlar, kıvam aldı, görüyorsunuz, koyulaştı. Şimdi içerisine bir su bardağından 2 parmak eksik damla çikolata ekliyorum. Bir su bardağı da Hindistan cevizimi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce bir spatula ile karıştıracağım. Şimdi çikolatam ile Hindistan cevizimi krem şantim ile güzelce karıştırıyorum. Krem şantimiz de hazır. Şimdi ben bunu üzerine bir streç film ile kapatıp buzdolabında kekim soğana kadar krem şantimi de buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Kekimi fırından çıkardım arkadaşlar. Güzelce kabarmış, pişmiş, güzelce yumuşacık bir kek oldu. Kekimi çıkarttıktan sonra yarım saat soğumaya bıraktım arkadaşlar. Kekinizin kesinlikle tamamen soğuması gerekiyor. Şimdi soğan kekimi bir bıçağıma alıyorum ve kenarlarında biraz boşluk bırakıyorum. Bıçağım ile tam dibine çökmeden arkadaşlar, bıçağım dibine bastırmadan sadece üzerinden bu şekilde çizikler atıyorum. Bu şekilde bir parmak bırakmanız yeterli kenarında. Yine aynı bu kenarından da bıçağımızı çok diplerine batırmıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi kaşığım ile kestiğim yerden alıyorum kekimi. Üzerinden alıyorum arkadaşlar. Kaşığımı da tam dibine batırmıyorum. Bu şekilde tamamen üzerinden alacağım kekimi. Kekinizin tamamen soğumasına dikkat edin arkadaşlar. Krem şantinizi koyduğunuzda krem şantiniz süt haline gelebilir eğer kekiniz tamamen soğumamış olursa. Şimdi bu şekilde ben tamamını alıyorum. Tamamen kaşığımla aldım üzerlerinden arkadaşlar. Bu şekilde tabağıma aldım. Bunları da daha sonra elimle ufalayıp üzerine ekleyeceğim köstebek pastamın. Şimdi şöyle kaşığımla düzeltiyorum. Eşit bir şekilde olması için her tarafını. Güzelce düzenledik arkadaşlar. Şimdi burada benim 4 adet muzum var. Muzlarımı yuvarlak yuvarlak doğradım. Üzerinde bir streçle kapattım kararmaması için. Şimdi muzlarımı kekimizi oyduğumuz yere bu şekilde düzenliyoruz arkadaşlar. Ben 4 adet muz kullandım ama benim muzlarım küçüktü arkadaşlar. Siz iri büyük muzlardan kullanırsanız 2 adet de yeterli gelecektir. Kekimi de hiçbir şekilde ıslatmadım arkadaşlar. Kekim yumuşak olduğu için ıslatmaya gerek duymadım. Eğer sizin kekiniz sert olursa süt ile ıslatabilirsiniz kekinizi yumuşatmak için. Şimdi ben muzlarımın hepsini bu şekilde sileceğim arkadaşlar. Muzlarımı yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi daha önceden hazırlayıp buzdolabında beklettiğim krem şantimi spatulam ile bu şekilde yayıyorum. Muzlarımızı dağıtmadan dikkatli bir şekilde krem şantimizi yayıyoruz arkadaşlar. Ben bir kaşık alacağım. Kaşıkla daha kolay olacak. Spatulamı bıraktım ve bir kaşığım ile krem şantimi yayıyorum arkadaşlar. Tamamen düzelteceğim üzerine. Kaşığım ile krem şantimi tamamen yaydım arkadaşlar. Şimdi üzerlerine biraz önce ayırdığımız kekimizi tekrardan döküyoruz arkadaşlar. Çok pratik ve kolay bir güzel bir pasta tarifi arkadaşlar. Şimdi bu keklerimi de ben tamamen yayacağım arkadaşlar üzerine. Keklerimi de tamamen üzerine ekledim arkadaşlar. Şimdi üzerine bir kapatıyorum. Ve buzdolabında 1 saat dinlendiriyorum arkadaşlar. Eğer sizin zamanınız varsa bir gece önceden de hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Bir gece önceden beklettiğinizde daha güzel oluyor arkadaşlar, dinlendiğinde. Ama eğer zamanınız veya vaktiniz yoksa 1 saat dinlendirmeniz de yeterli olacaktır. Güzel kurumasın diye bu şekilde üzerini kapatıyorum ve buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra servis ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 1 saat köstebek pastamı buzdolabında dinlendirdim. Şimdi artık servis edebiliriz. Bıçağım ile dilimliyorum arkadaşlar pastamı. Pastamı dilimledim arkadaşlar. Şimdi spatulam ile kenarından çıkartıyorum. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle size içinde yumuşaklığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok pratik ve harika bir köstebek pasta oluyor arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.